Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Ana Haber'e. Mehmet Akif Ersoy ben. Tarihlerimiz 15 Mart Cuma, saatlerimiz de 18. Yerel seçime az bir zaman kaldı. Dolayısıyla misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda belediye başkan adayı Sayın Fatma Şahin. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız efendim? Çok iyi. Sizi gördükten iyi olduk. Çok pozitif. Her zaman olduğu gibi. Yolculuk nasıldı? Yolculuk iyiydi. Akşamda bir sahur programı var. İstanbul'da mı? Başkanla. İstanbul'da mı? İstanbul'daki Gaziantep'lilerle. İstanbul'daki yine Gaziantep'lilerle evet, mi buluşuyorsunuz? Evet. Peki şöyle, milletvekili yaptınız, bakanlık yaptınız, kadın kolları başkanlığı yaptınız, Gaziantep'te yapmadan Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız. İki dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanısınız evet. Ve tekrar aday oldunuz. Evet. İki dönemdir ne yapmadınız da şimdi yapacaksınız diye sorarak başlayayım. Çok güzel bir soru. Bu işte sürdürülebilirlik önemli. Çünkü iki dönemden beri başladığımız ve devam ettiğimiz işler var. Başlamamız gereken işler var. Biz büyük bir depremden çıktık. Evet maalesef. Hakikaten asrın felaketini yaşadık. Hakikaten bu milletin ne kadar büyük olduğunu gördük. O yüzden biz şehre şu anda beyannamemizi açıklarken üç kalemle açıkladık. Birincisi dirençli şehir. Çünkü artık yeni bir dünya var. Küresel ısınma, çevresel kalkınma en önemli konu. Ve şehrin dayanıklı ve dirençli hale dönüşmesi gerekiyor. Bir anda deprem oluyor, bir anda süper hücre. Gökyüzünde 6 tane tabiat olayını aynı anda görüyorsunuz. Bir anda büyük bir sel ile karşılaşıyorsunuz. Metrekareye 70 kilogram yağış alıyor. Bir taraftan da kuraklık yaşıyorsunuz. Dolayısıyla şehri dayanıklı ve dirençli hale dönüştürmeniz gerekiyor. Bir taraftan beyanname de onu açıkladık. Biz nasıl bu şehri dayanıklı ve dirençli hale dönüştüreceğiz? Nasıl? Şöyle mesela Nurdağ İslahiye hattından anlatayım size. Japonlarla çok sıkı çalışıyoruz. Japonlar Kobe depremiyle, 95'teki yaşadığı Kobe depremiyle yenilikçi yeniden yapılanma diyor. Nedir bu derseniz? Yeni Nurdağ ve yeni İslahiye nasıl kurulacak? %80 yapı stoğu inmişken. Hemen biz mesela bunu ilk kuran belediye olduk. Deprem sonrası iyileştirme daire başkanlığı. Yeni Nurdağ ve eski Nurdağ'ını nasıl birbirine bağlayacağız? Orada mesela yollar nasıl genişletilecek? Spor alanlar, yeşil alanlar nasıl çoğaltılacak? Nurdağ'ın ekonomisini geliştirecek yeşil ekonomi nasıl belirlenecek? İşte bir daha 6 Şubat yaşanmasın diye ne yapılacak ne yapılmayacak? Bunları çalışıyoruz. 2-3 gün önce Çevre Bakan Yardımcımızla muhtarları topladık. Önümüzdeki vizyon işlerimizi... İşte siz dediniz ya ne yapmadınız da o zaman yapacaksınız. Şehri daha dayanıklı da dirençli hale getirmek için büyük bir gayret var. Ayrıca bir de unutmamamız ve unutturmamamız lazım. Yine Kobe'den aldığımız örnekle bir deprem anma ve eğitim merkezi yapıyoruz. Nurdağ'ın girişinde 10 dönüm as hasarlı binada duruyor. Ok hasarlı da ağır hasarlı da. Oraya önce 11 ildeki depremde şehit olanlarımızın isimleri anma bölümü var. Sonra seni simülasyon bölümüne götürüyor. Seni 7.7'ye götürüyor. O geceyi yaşıyorsun. O gece neden yaşandığı bilimsel olarak bugün Mikat Kadıoğlu hocayla da konuştuk. Ben İTÜ mezunuyum aynı zamanda. Hocalarımızla da konuştuk. Fay hattının geçinmesi, dondurulması. Oradan çıktıktan sonra bir inşaat mühendisi staj programını orada görecek bir bilimsel altyapı. Neden bir as hasarlı da bir ağır hasarlı oldu aynı yer zeminde? Neden TOKİ'nin tünel kalıpları inmedi? Neden Gaziantep Büyükşehir'in gaz meyi yıkılmadı? Bu bilimsel bir çalışma. Önce tedbir sonra tevekkül diyor medeniyetimiz. Eyvallah. Ve deprem öldürmemesi için yüksek teknolojiye nasıl geçilecek? İşte yeni dönem Nurdağ İslahiye baktığımız burası ve Yeşil ve Nurdağ İslahiye. Sağ olsun Sanayi Bakanımız Ensu bölgesi ilan etti. Ve biz burayı yeşil sanayiye çeviriyoruz. İşte bu yenilikçi yeniden yapılanma dediğimiz şey, o bölgenin ekonomisinin hızlı ayağa kalkması, iyileşmesi ve daha dirençli hale dönüşmesi üzerine tamamen bilimsel bir altyapı oluşturuyoruz. En ilk önceliğiniz o zaman depremle ilgili çalışma olacak. Evet, dirençli olacak. Şehir. Dirençli şehir. Konut yıkma, yapma vesaire. O da şöyle, konut en büyük temel ihtiyaç. Zaten göç alıyorduk. Zaten çok ciddi ihtiyacımız vardı. Bir de mevcudu kaybettik. Bir taraftan TOKİ yapıyor ama tek başına devletten beklemeden biz gazi konut şirketleştirdik. Kendimiz yapıyoruz ama bir de bir model geliştirdik. Mesela geçen gün esnaf birlikleriyle çalıştık. Biz hazineden arazi alıyoruz. Altyapıyı biz getiriyoruz. Tek şartımız var. 2 yıl içinde siz de evinizi yapın diyoruz.
esnaf birlikleri araziyi aldı. Hemen biz altyapıyı getirdik. Ve şu anda onlar hızlı bir şekilde 2 yıl içerisinde... Kooperatif gibi mi? Evet, kooperatif kuruyorlar. Yani kooperatif, siz onlara altyapı desteği veriyorsunuz, evet. Arazi desteği veriyorsunuz. Ama %30 maliyet aşağı düşüyor. Tabii çok önemli. Çok ciddi bir cazibe oluşturuyor. Zamanı satın alıyor. Ve 2 senede bitirme şartı getiriyorsunuz. Evet, arz talebi karşılayacağız ki bu kira fiyatları, dükkan fiyatı, özellikle ev fiyatlarındaki yükseliş toplumda işte hepimiz rahatsız ediyor. Bunun için... Önce zorunun varlığını kabul edeceğiz. Çok hızlı çeşitlendirerek, tek devletten beklemeden kim ne yapabilir? Hasılat paylaşımı, kat karşılığı mı? Müteahhidin de işin içine girecek. Bu açığı kapatmamız gerekiyor. Şu an en önemli işlerimizden de birisi o. Yani konut üretimini sağlamak, evet. Ve üretenlere destek olmak, evet, evet. Bir yerde. Siyaset konuşalım birazdan, icraatlarınız ve yapacaklarınız. Tamam, yani tamam. Bu arada vaat ettiklerinizin ne kadarını yaptınız Gaziantep'te? Şöyle, benim vaat ettiklerimden yani başlatamadığım metro oldu. Metroyu neden başlatamadık? 6 Şubat'ta biz buna başladığımızda Cumhurbaşkanlığı strateji yatırım programına teklif ettik. Ama Şubat ayında gündem tamamen değişince biz bütçemizin yarısını Nurdağ İsrail hattına gönderdi. Çünkü insanlar can derdindeydi. Yani metro bütçesinin mi? Kendi bütçemin. Kendi bütçemin şu an bütçesi. Yarısı Nurdağ İsrail'e gitti. Çünkü insanların hakikaten canını, malını, ailesini korumak bizim görevimiz. Metroyu bekleterek diğer işleri öncelledik. O yüzden metroyu şu anda beyannamemize koyduk. Her şey normal olmuş olarak devam etmiş olsaydı temelini atma pozisyonuna gelirdik. Oradaki gecikmemiş... Proje çalışmaları bitti mi? Bitti. Her şey bitti. Strateji sadece... programına koyduk. Önemli olan Cumhurbaşkanlığı strateji yatırım programını aldırmak. O da alındı. Proje bitti. Artık finansal destek ve ihale aşamasına geldik. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da güzel bir sonucu alacağım. Ve Ankara'da devletin, Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle de ona bismillah deyip başlayacağız. 10 kilometre bir metro mu? 9 istasyon, 15 kilometre. 15 kilometre şehir bir metro hastanesinden olacak. Kar hattına raylı geliyor. Raylı sistemle entegre, evet, edeceksiniz. 25 kilometrelik kara tren hattını hızlı trene çevirdik. Onu yeni beyannamemizde havalimanına uzatıyoruz, 15 kilometre. Havalimanından birisi indiği zaman direkt organizeye gidecek. Hafif raylı getiriyoruz ama metroda şehir hastanesinden Şahin Bey 1 milyon, 1 milyonu Şahin Bey ile 900 bin Şehit Kamil birbirine bağlıyor. Yaklaşık 50 dakika süren yolculukta 10 dakikada geliyorsunuz ve tabii ki hava kirlenmeden geliyor. Karbonmonoksit yok. Bir de şunu özellikle söylemek istiyorum. Gaziantep'te çok özel bir çalışma yaptık. Biz hidrojenli otobüs yaptırdık. Bu neyi başkanım diyeceksin. Şu an Köln Belediyesi'nde bu çalışıyor. Ben kimyacı olduğum için H2O, yani suyun içerisindeki H2O hidrojeni depoluyorsunuz. Güneş enerjisi depolanmıyor. Almanya'da şu anda olağanüstü bir hızla çalışıyor. Otobüsler de Hyundai'ydi ve Güney Kore'nin Hyundai ve Toyota'ydı. Karsan'a gittik, dedi ki bak dünya buraya gidiyor. Gelin yerli ve milli üretelim. Yapalım. Yaptılar. Hidrojenli otobüs dediğin şey, yani şimdi çok cahilce bir soru sormak istemiyorum. Suyla çalışan bir otobüs evet, değil mi? Evet, aynen. Suyla H2O'yu. Hidrojeni ayrıştırıyorsunuz, oksijenin ayrı oksijen tüpünde kullanıyorsunuz. Bilgi ekonomisi bu. Mehmet Akif Bey, o kadar önemli ki çıkan da su buharı. Su buharı çıkıyor, karbonmonoksit çıkmıyor. Suyla evet. Otobüs mü gidiyor? Evet, aynen şu anda öyle. Karsan otobüsü getirdi. Bakın İstanbul sokağına getirmedi. Çünkü talebi Gaziantep etti. Dolduruyorsunuz 500 kilometre. Hidrojeni dolduruyorsun. Akaryakıt istasyonundasınız. Hidrojeni basıyorsun. Hidrojeni basıyorsun ve 500 kilometre doldurduğunda hidrojeni gidebiliyor. Yeniden akaryakıt istasyonuna geliyor. 20 otobüslük şu an filo için fizibilitemizi yaptık. Biraz pahalı ama onu 10 yıl önce güneş enerjisi de pahalıydı. Daha mı pahalı şeyden, benzinden? Şu an elektrikli otobüsten daha pahalı. Her şey pahalı. Yani şu an hidrojeni ayrıştırıyorsun, depoluyorsun, akaryakıt sistemi koyuyorsun. Ama benim öngörüm bir 500 sonra o kadar çok talep edilecek ki, çünkü Paris Anlaşması imzalandı. Ülkeler buna geçmek zorunda, havayı kirletmemek zorunda. Dolayısıyla verilen anlaşmanın gereği olarak bunu yapmak zorunda ve uluslararası krediler de buna dönmüş durumda. O yüzden bu konuda da Gaziantep olarak öncülük ve liderlik yaptık. Peki vaatlerinizden metro yapmadınız. Başka yani yok, şöyle. Yok, genelde benim şu anda... Yüzde kaç oran verirsiniz kendinize? %75 yaptım. Çok 75'ini rahat. Yaptınız. Yaptım, evet. Çok rahat yaptım. Çünkü vaatlerimin içerisinde önemli şey sosyal politikalardı. Ben kurucu aile bakanıyım.
insanı merkeze almak, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla başladık. Şu anda şehirde her hamileye günde bir bardak süt gidiyor. Bebek doğuyor, hoş geldin minik hemşerim. Bebek kütüphanesi yaptık, minik açılışını hemşerim. Yapıyoruz. Kreş desteği, çünkü hem kariyer hem çocuk yapsın istiyoruz. Bu kadınlar Süpermen falan değil, sosyal destek lazım. Önce kendi çalışanımızın kreşini yaptık. Organize de iki kreş açtık. Şimdi diyorlar ki başkanım 03'te yaparsan Gazi Ray'dan inecek, çocuğunu kreşe bırakacak, gidip çalışacak, dönüp çocuğunu alıp evine götürecek. Kreş desteği. Okul başlı çalışıyoruz. Dün Milli Eğitim Bakanımız Gaziantep'teydi. Mesela 100. yıl 100 bin bisiklet dedik. Ve 40 bin öğretmene verdik. Bunu niye yaptık? Bisikleti, bisiklet yolunu bir ulaşım aracı olarak kullanacak şekilde bir şehri dönüştürüyoruz. Kimle dönüştüreceksin? Öğretmenle. Öğretmen kullanınca öğrenci kullanıyor. Bisiklet yolları bisikletle doluyor. Bisiklet yolları Gaziantep'te hakikaten kullanılabilir ve var mı? 70 kilometre yaptık. 70 kilometre evet. Bisiklet yolu yaptınız. Tek yöne çevirdik. Arabalar girmiyor. Geçen dönem bizim en büyük eleştirilen konulardan bir tanesiydi. Tek yön, bu mecburduk. Çünkü ben bir trafik mühendisliği bakışıyla ulaşım master planının gereğini yapıyorum. Tek yöne geçirip bisiklet yolu yapınca bu sefer bisiklet yolunu devam ettireceğiz. Ama bisiklet yolunun kullanmasını teşvik etmem lazım. O yüzden bisiklet verme, teşvik etme işi bir ulaşım master planının çıktısıydı, bunu uyguladım. O bir kültür galiba ya. Biraz bisiklet kullanmak. Ama buna mecburuz. Şimdi Hollanda'ya gidin, Avusturya, Avrupa'nın her ülkesinde. Orada bisiklet terörü var. Onlar bir, oranın belediye başkanı şunu söylüyor. Bisiklet yolu üst geçidi. Bisiklet yolu otoparkı. Onların konusu bu. Onlar bisiklet... Ben de bunu konuşmak istiyorum artık. Bu hale getirmek istiyorum. Trafik sorununuz var mı? Çok. Çok. O yüzden... Neden çözemediniz efendim? Çözemememin nedeni daha doğrusu aşırı göç alan bütün şehirlerde var. 15 köprülü kavşak yaptık. 5 tane planladık. Nerede sıkışma varsa yapıyoruz. Hafif raylıyla bunu geçiştiriyoruz. Şu andaki yaptığımız metro çalışmasıyla. İnşallah bu yeni dönemdeki yapacağımız çalışmalarla trafik sorununun azaltılır. Bak bitmez trafik sorunu çünkü şehir sanayileşmeye çok devam ediyor. Çok özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Konuşuyor. Kulak verelim tamam. Sonra devam edelim. Tamam. Müsaadeniz olursa. Dönelim efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'nin tekine. Gün kavuştuk gene Hakkari. Evet. Hakkari'yi özlemiştik. Hakkari'li kardeşlerimizi de çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkari'li kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim. Gönüllerimizi bir kez daha buluşturan Rabbime hamdolsun. Gönlü kar sularının beslediği derelerden daha saf Hakkari'de olmaktan, siz Hakkari'li kardeşlerimle kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız için, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Maşallah orada da bambaşka bir coşku vardı, heyecan vardı. Sizlere Vanlı kardeşlerimin o muhabbetini çok açık, net iletiyorum. Doğu batı, kuzey güney demeden ülkemizin dört bir köşesini, 81 vilayetimizin her köşesini dolaşıyoruz. Türk, Kürt, Zaza, Alev, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Kendini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbe girişimine, Hendek teröründen 15 Temmuz ihanetine kadar nice badireyi aşarak bugünlere geldik. Demokrasi mücadelemizi akın bırakmak için her yolu denediler. Her şeyi yaptılar. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim
sizler de gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. CHP ve ortakları bunu sokaklarımızı karıştırarak, vesayetçileri kışkırtarak, yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutarak yaptılar. Bölücü örgüt ise terör eylemleriyle kadın, çocuk, yaşlı, asker, polis, işçi demeden vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti. Her ikisi de Türkiye'de huzurun, güvenliğin, kardeşliğin ve demokrasinin hakim olmasını istemedi. Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemedi. Hakkari'li kardeşlerimin de bu riyakarlığı gördüğüne inanıyorum. Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Buna hazır mıyız? Hakkari'nin huzuruna hepsi birbirinden kıymetli müstesna adaylarla çıktık. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarma yerine sizin için, benim Hakkari'li kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik. Sağ ol. Hakkari Belediye Başkan adayımız İsmet Ölmez, fakir fukarayı gözetmesiyle, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmasıyla bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz şehrimizin kalkınması, gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde elbette biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız. Aynı şekilde ilçe belediye başkan adaylarımızı da sizlere daha iyi hizmet verebilmeleri için destekleyeceğiz. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı Şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hakkari ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Kardeşlerim, yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine, her bir bölgesine, her bir şehrine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yaparsa Yüksekova'dan buraya. Bakın, araçlarınızla rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Bir zamanlar 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı? Yeter mi? Yetmez. İnşallah tünellerle bu yollarımızı daha da güzel hale getireceğiz. Eğitimde 2021 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize Hakkari Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 1476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkari'li
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 220 yataklı Hakkari ve 150 yataklı Yüksekova devlet hastaneleri başta olmak üzere 5'i hastane toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Hakkari Devlet Hastanemizi 100 yataklı kadın doğum çocuk ünitesi ve Yüksekova Devlet Hastanemizi 100 yataklı bir ek bina ile büyüteceğiz. Toplu konutta Hakkari'de 4.935 konut projesini hayata geçirdik. Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz. Hakkari'deki 3 millet bahçesi projemizle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaşımda 2002 yılına kadar Hakkari'ye sadece 1 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz tam 97 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yüksekova yolundaki 3.962 metrelik yeni köprü bir tünelini bu sene tamamlıyoruz. Sizi beklettim ama ezan okunuyor. Ezanı dinleyelim. Oruçlu olanlar var. Onlar da şu anda iftarlarını yapabilirler. Allah kabul etsin. Bunun devamı olan 4.568 metre uzunluğunda çift tüp tünelde de çalışmalar devam ediyor. Erzik'i ZAP 1, 2 ve 3 köprülerinin proje çalışmalarının ardından yapımına başlayacağız. Yüksekova Çevre Yolu, Şemdinli Derecik Yolu, Üzümlü Hudut Kapısı Yolu ve Şemdinli Alan Yolu'nun yapımına devam ediyoruz. Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanımızın resmi açılışını 2015 yılında bizzat gelip yapmıştım. Tarım ve Orman'da Duran Kaya, Bağışlı ve Salkımlı sulama göletlerinin yapımına devam ediyoruz. Dilimli Barajı sulamasının ilk etabını ihale aşamasına getirdik. Yüksekova içme suyu ishale hattının ve arıtma tesisinin yapımını tamamladık. Hakkari'li çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Yüksekova organize sanayi bölgesini kurduk. Altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Enerjide Hakkari'ye doğal gaz sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova'ya doğal gaz arzı sağlamayı da planlıyoruz. Mergabutan kayak merkezini yaparak 10 bin gencimizi kayak sporuyla tanıştırdık. Bu vesileyle Hakkari'li kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Toplum yararına programımız kapsamında 2000 kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz. Bu müjdemizin şimdiden Hakkari'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gümrük'te Esenler'e sınır kapısını yeniledik. Üzümlü ve Derecik sınır kapılarını açtık.
Derecek sınır kapısı açılmadan önce Irak'a gitmek için 15 saat harcayan Hakkari'li kardeşim şimdi 3 saatte bunu yapabiliyor. Bu duygularla belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Sizlerin de adaylarımıza çok güçlü destek vereceğinize inanıyorum. Ve 31 Mart akşamı Hakkari'den bu kardeşinize müjde vermeye hazır mısınız? Ve arkadaşlara sordum. Emniyete sorun. Şu anda Hakkari'de karşımda ne kadar benim kardeşim var? Söyleyeyim. 30 bin. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin. Şimdi kardeşlerimizi sizlere tanıtıyorum. Önce Hakkari İl Başkanımız Zeydin Kaya. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'deki mitingindeki konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Hemen öncesinde AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatma Şahin'le sohbet ediyorduk. Sohbetimize devam edeceğiz. Trafik ve ulaşım sorunundan bahsettik. Evet. Ben gördüğüm bütün büyük 2 milyonu geçen şehirlerde çok fazla yatırım gerekiyor. İyi bir bilimsel altyapı, iyi bir master plan, iyi bir uygulama, iyi bir acil plan ve çözümleyerek gitmek gerekiyor. Bir anda bitirdik. Bir anda seyahat etmemelerini sağlamak gerekiyor efendim. Yalaştırmalar çok önemli. Yani çok bir yerden bir yere gitmeyecekleri bir şehir planı. En önemli şey yine yeraltı. Yeraltı mutlaka çok iyi kullanmak lazım. Yani işle evin birbirine yakın olduğu, sosyal alanların birbirine yakın olduğu şehirler meselesini. Yoksa büyük şehirlerde hiçbir yerde çözülmesi çok kolay değil. Bu dönemde ulaşımla ilgili ne yapacaksınız şimdi önümüzdeki 5 yılda? Bunu da hazırladık. Şu anda bir taraftan ulaşım master planını çalışıyoruz. Çünkü hakikaten hem depremden kaynaklı yeniden bir planlama gerekiyor hem de göçümüz devam ediyor bize. Bir taraftan sanayileşme devam ettiği sürece iç göç devam ediyor. Güneydoğu'dan göç devam ediyor. Gelen bu göçe göre planlamalarımızı yaptık. Köprülü kavşaklar devam edecek sıkışma noktalarında. İkinci bir çevre yolu. Şimdi bizim bakın metrekare yoğunlukta Moskova ile yarışıyoruz. Çünkü bizim %85 şehrin göbeği şehir merkezinde. Geriye kalan %25'imiz bizim taşka. Şehrin merkezindeki kişi başı yoğunluk çok fazla olduğu için şehrin çapını genişletmem lazım. Hı. Geçen yıl mesela bir kar yağdı. Herkes takip etti. Biz bu karda çevre yolu, iç yolu olması gerektiği için, tek çevre yolu olduğumuz için kardan ilgili sıkıntı yaşanınca bütün şehir bir durdu. Evet, o yüzden ikinci bir çevre yolu, 125 kilometrelik ikinci bir çevre yolunu planladık, bağlantılarını oluşturduk. Bunu yaptığımızda şehir nefes alacak ve rahat edecek. O yüzden bütün altyapıyı da hazırladık. En büyük gücümüz Ulaştırma Bakanımız, ekibi, genel müdürlerimiz çok sıkı çalışıyoruz. Onlarla birlikte önce projeyi çalışıyoruz, onlar bize projeyi onaylatıyoruz. Arkasından devam ediyoruz. İnşallah yeni dönemde ikinci çevre yolunu yapınca şehrin o yönden bir nefes alacağı, rahat edeceği bir çalışmayı tamamlamış olacağız. Biraz siyasete bakalım, projelere yine döneriz. Gaziantep'te %54'e yakın bir oy oranıyla seçildiniz değil mi? 3.9 gibi bir şey. En yakın rakibiniz de 25 mi, 26 mı aldı? Evet. 25-26 aldı. Şu anda tablo ne? Gene aynıyız. Bizde bir şey var, oturmuş bir yapı. Halkımızla olan, birbirimize olan güvenimiz. Bu aradaki fark yine devam ediyor. Ama ben şunu istiyorum özellikle... Ya o kadar açık mı fark hala? Şu an gene aynıyız. Bizim ölçümlemelerimize göre öyle. Biz bu kadar seçimi çok çalışıyoruz. Seçimi kazanıyor gibi görünüyorsunuz yani şu an. Çok şükür. Yani bizim ölçümlemelerimiz benim... Çünkü sonuçta 22 yıldan beri alandayım. İnsanların gözünden, bakışından çok net bir şekilde bizim siyasetin malzemesi insan. Çok rahat bir şekilde elini sıktığımda, gözüne baktığımda onu...
Çok rahat hissedebiliyorum. Peki siz bu güven seçim devam çalışması ediyor. Yapıyor musunuz? Çok yoğun. Sabahtan akşama günde 15 saat. Dün akşam bir de evime girdiğim sabah 7'de çıktım. Ne yapıyorsunuz? Dün yani mesela Milli Eğitim Bakanımız vardı. Sabahtan akşama çalıştık. Yarın İçişleri Bakanımız geliyor. Devam sahaya ediyoruz. Sahaya mı çıkıyorsunuz yani sahadayız. Bakanlar? Açılışlar yani yapıyoruz. Açılışlar yapıyor. Bakanlarımız olmadığı zaman tamamen esnaf gezimiz, toplantılarımız, mahalle toplantılarımız. Bizde şöyle, biz küçük İstanbul'uz. Her mahallenin ayrı bir dili var. Öyle o mi? Mahalleye uygun mikro terzi çalışmaya gerekiyor. Ne demek bu yani? Bu şöyle yani göç aldığımız için bizim her mahallede ayrı bir dil. Mesela bir mahalle benden kültür sanat çalışması, şehir tiyatrosu beklentisi varken öbür mahalle biraz daha sosyal destek istiyor. Dolayısıyla benim her birine gidip tek tek onları dinleyip onlara uygun çalışma yapman gerekiyor. Tek tip çalışma bizim gibi şehirlerde, kozmopolis şehirlerde mümkün değil. Çünkü homojen yapıda tek tip çalışma olur, tek tip destek olur. O yüzden biz her mahalleye gidiyoruz, ayrı çalışma yapıyoruz, dinliyoruz. Hazreti Mevlana diyor ki dinle ama kulağınla değil burayla, gönül diliyle. O gönül dili seni zaten niye yapamadığını da anlatıyorsun. Bir de sana şunu gördüm. O sana derdini anlatırken nasıl çözeceğini de sana söylüyor. Yeter ki dinle. O halka hizmet, hakka hizmet anlayışında gönül bağını açık tuttuğunda, muhabbeti tesis ettiğinde çok rahat beraber çözüm üretiyorsunuz. Ekiple gidiyoruz, bütün teknik ekiple. Sohbet ediyoruz, dinliyoruz. Kendimize göre orta bir nokta buluyoruz, çözerek çıkıyoruz. O küçük küçük çalışmalar, aynen puzzle gibi düşünün. Bütün şehri tamamen kendine göre bir çalışma metodolojisine dönüştürüyor. Belediyecilik böyle kolay bir iş değil. Emek istiyor, yürek istiyor, gayret istiyor. Ben şeyden dolayı da sordum. Yani oy oranınız bu kadar, en yakın rakibinizle aradaki fark bu kadar yüksekken niye 15 saat şöyle bakın, hala... söylediğim yatırımların hepsi devlet yatırımı. Bana güvenenlere karşı mahcup olmamalıyım. Bir, iyi bir oy almalıyız. O yüzden halkımızdan çok kuvvetli destek istiyoruz. Bunların hepsini çok hızlı yapabilmemiz için. Daha fazlasını istiyorsunuz yani. Evet, daha fazlasını istiyoruz. Çünkü hakikaten şehir daha fazlasını hak ediyor. Şehir hak ediyor. Bu benimle alakalı değil. Hedefiniz ne? Hedefim yani, şehri dirençli, yeşil. Hayır, şöyle oy olarak hedefiniz ne? Yani zaten en yakın rakibinizin mümkünse, olduğunu... Mümkünse bu 54 bandın üzerine çıkmak. Daha üzerine koymak evet, istiyorsunuz. Evet, üzerine çıkarak. Bir önceki seçimde kaçtı? Yine 54'tü. Yine 54'tü. Evet. Orada orayı tırmanmak istiyorsunuz. Orayı, evet yani. Orayı. Çünkü biz maraton koşucusuyuz. Son ana kadar gitmemiz, çalışmamız. Ya Rabbim de diyor ki işini güzel yapanı severim diyor. Sen gayret et diyor. Biz de gayret vatandaş ediyoruz. Buluştuğunuzda ne istiyor? Dikkatinizi çeken talepleri var ya mı? Ya tabii hepsinin farklı talep. Bir bireysel talepler var. Biraz genel önce bana Gaziantep'le sorduğunuz. Genel Gaziantep'le ilgili mesela. Bir Gaziantep'le ilgili mesela çocuğuyla ilgili iş talebi oluyor. Ben onlara diyorum ki belediyede biz biliyorsun Sayıştay denetimi var. Ben %40'ın üzerine çıkamam. Çıksam bile çıktığımda da yatırım yapamam. Onları organizeye yönlendiriyoruz. Organizede de fabrikalar şu an büyümeye çalışıyor. Ciddi bir istihdam ihtiyacı var. Onları alıyoruz kariyer merkezinde. Hani ne talepleri var, nereye yönlendirilecek? Belediye bünyesinde bir kariyer merkezi açtık. Eğitici eğitimlerini yapıyoruz, onları yönlendiriyoruz. Arz talebi karşılamaya çalışıyoruz. O bile kendi içinde bir gayreti gösteriyor. Şey var mı, bu sanayinin işte bizim şu alanlarda elemana ihtiyacımız var diye size liste verdiği ve tabii, sizin tabii, de tabii. Bunları meç ettiğiniz... Biz şöyle çalışıyoruz. Valimizle Gaziantep Geliştirme Vakfı diye GAGEV diye bir vakıf var. Biz 15 günde bir otururuz. Gaziantep modeli bu. Bütün oda başkanlarımız birlikte otururuz. Gündemimiz ne? İşte 5 tane yapmamız gereken iş var. Eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri. Bu başlıkları çalıştıktan sonra sanayi, şehir ekonomisinin en önemli kısım. 2026'da yeşil sertifika programına sanayici geçmek zorunda. Yoksa ihracat yapamayacak. Onun için de hem belediye olarak bizim yapmamız gereken var. Arıtmalar, yüksek biyolojik ve endüstriyel arıtmalar. Ben biliyorsunuz 15 sene özel sektörde çalıştım. Boyahane bölümündeydim. O zaman ihracat yaparken gelip bizi denetlediklerinde diyorlardı ki çocuk işçi çalıştırıyor musunuz? O zaman o çok önemliydi. Hı. Şimdi diyecek ki sana yeşil sertifikan var mı? Üretimini yaparken toprağı, suyu, havayı kirletiyor musun? Kirletmediğine dair bir sertifikasyon programını alman gerekiyor. Ve yüksek teknolojiye geçmemiz gerekiyor. Bakın bu
Deprem sanayiyi çok etkiledi mi Gaziantep'te? Etkiledi. Özellikle ne kalifikasyonu yüksek olan kişilerde ciddi bir kayıp oldu. Makinalarda, kalibrasyonda sorunlar yaşandı. Ama çok hızlı toparlandık. Bitti mi? Toparlandı mı peki? Yani daha iyiyiz. Böyle... Tam toparlandık diyemem ama mesela Sanayi Bakanımız %kaç geldi. Yüzde kaç dersiniz mesela? %70'i yakaladık. %70'i evet. Yakaladınız. Bir de Sanayi Bakanımız geldi. Sorunlarımızı anlattık. O bize ciddi bir şekilde destek oluyor. Bu ilişkiler, yani aslında verimlilik ve koordinasyon dediğiniz devletle yerelin ve sanayinin işbirliği. Bu üçünü birlikte koordine eder ve çalıştırırsan aslında sorunu çözme kapasiteni artırıyorsun. Oradaki önemli tecrübenizi zaten hem bakanlık evet. yaptınız, Ankara'yı biliyorsunuz. Önemli ilişkiler. İlişkiler. Bir de şunu biliyorlar ya, benim kendi şahsımla alakalı hiçbir talebim olmaz. Ben biliyorlar ki bu şehirle ilgili bir derdi var. Bu ülkeyle ilgili bir derdi var. Bu da bir güven oluşturuyor. Bir şey söylediğimiz zaman çok hızlı yapılabilme gücü veriyor. Bu güveni tesis ettiğiniz zaman da işlerimiz daha da hızlanıp ve kolaylaşıyor. Tarihi bir kent aynı zamanda çok, Gaziantep. Çok. Zeugma Antik Müzesi. Beş antik kentimiz var. Siz gelmediniz. Var. Bir panorama müzesi yaptık. Olağanüstü. 1453 var ya, evet. Ona yağlı boyalısını düşünün. Rus ressamla çalıştık. Anıtkabir'i çalışan. Zeugma'daki mi? Zeugma Antik Müzesi yok, değil. Başka bir yerde. Yeni 25 Aralık Panorama nerede? Müzesi. Tam gördüm. Şehrin göbeğinde. Eski jandarma bölgesinde jandarma aslında ben Gaziantep'e geldim ama gezmedim evet. Sizi gezdirmemiz lazım. 1 Nisan'da inşallah şu yüksek bir oyu alarak 1 Nisan'dan sonra diyelim. Evet, hanımefendiyle bekliyoruz. Bir hafta kalacağını size artık alanımız açık. Bir hafta Gaziantep. Evet. Bir hafta beş Gaziantep'te 5 antik... kilo alır döneriz. Yok, onun için bisiklete bindiriyoruz. Gaziantep'te 2 günde kilo alıyoruz. Attırıyoruz. Şöyle şehirde 5 antik kent var, 22 müze var. Yeni müzelerimiz var. Mesela deprem müzesini söyledim. Deprem anı müzesi. Bütün hanlarımız mesela pekmez hanından pekmez yapıyoruz. Sabun hanında sabun yapıyoruz. O tarihi kenti tamamen ayağa kaldırdık. Bey Mahallesi'ni şu anda bir taline çevirdik. Hem bir kültür sanat merkezi hem kadın kooperatifleri geliyor. Kendi yemeğini yapıyor. İçeriye giriyorsunuz sokakta taşın başka bir dili var. Kültür Sanat Merkezi'ne döndü. İnsanların yeniden Gaziantep'e gelmesi için bir ne sebebi daha var. Mesela bu hafta iki açılış yaptık. Bir Kahraman Emmoğlu'nun adını verdik. Biliyorsunuz Kahraman Emmoğlu Gaziantep'li. Dün de Alev Alatlı Hoca'nın ismine bir kuzey şehirde çok güzel bir gasme kaçtık. O mesleki eğitime çok önem veriyordu. Yabancı dile çok önem veriyordu. Aydınlıktan Merhamete kitabı ve Ömre Bedel kitabı. Çocuklarımıza kütüphanelerini açtık. Hocanın kitaplarını koyduk. Annelere dedim lütfen siz de okuyun. Siz okumazsanız çocuklar okumaz. Herkes okusun. O altyapıyı oluşturduk. Turizmden ne kadar Gaziantep yani gelir elde ediyor ya da aslında şöyle bu kadar antik kentler var. İşte müzeler açtınız vesaire. Gaziantep'e insanlar yemeğe mi gelirler, gezmeye mi gelirler? Önce yemekti. Önce yemek miydi? Şimdi kültürle birleşti. O tesisler çoğalınca, antik kentler, müzeler, bu da bizim elimizi daha da güçlendirdi. Gelmesi için, mesela Asya turisti, Kapadokya'ya gelen Asya turisti de Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Bunun bütün çalışmalarını yaptık. Çin'e gittik, Japonya'ya gittik, tanıtımlarımızı yaptık. Koronadan önce herkes hazır çünkü Kapadokya'ya gelen turist kum güneşe gelmiyor. O kültür turizmine geliyor. Bölgede de tek Gaziantep olarak bakmayın. Hatay'dan, Kahramanmaraş, Şanlıurfa... Mardin destinasyonunda büyük bir açık hava müzesi. Aslında tesisler tamam tanıtım. Kültür Bakanımız dedim ki tanıtım ajansında bizim depremden sonra iyileşmemizin en önemli ilacı kültür sanat. Çünkü şunu gördüm, kültür ve sanat konuşuluyorsa her şey yolundadır. Doğru. Şimdi deprem bölgesi deyince bizi aşağı çekiyor. O yüzden biz artık dirençli şehiriz. Kültür ve sanat konuştuğumuzu görüp insanların gelişini artırmamız gerekiyor ki şehir ekonomisi ayağa kalksın. O yüzden sağ olsun Kültür Bakanımız gastronomi de Gaziantep'le kültür yolunu birleştirdi. 1 milyon 200 bin kişi geldi. Olağanüstü bir sayı. Şimdi yeni dönemde bizim hayvanat bahçemize kaç kişi geliyor yılda tahmin edin? Kaç kişi geliyor? 5 milyon. 5 milyon? Evet. 5 milyon. Tam 1 milyonluk açık alan her çeşit. Hayvana geliyorlar, yerinde bakıyorlar. Bir de hayvanlar mutlu.
Hayvanlardaki doğurganlık oranı yüksek çünkü doğal hayat. Safari park yaptık, kafesleri kaldırdık. Gaziantep'te safari park mı var? Evet. Şimdi beyannameye koymadım ama hedefim Afrika safarisi için de deneme yapacak. O yüzden mutlaka siz gelmek. Başınıza iş alırsınız, bir aslan birini kapar. Bir deneme yapacağım onu da. İsterseniz siz gelin bir göstereyim. Siz o yüzden gelmediniz ve yeterince gezmediniz. Ben gezmemişim. Lütfen Antep'e bütün geleyim. İzleyicilere şimdi geleyim. Yeniden Gaziantep'e gelme zamanı diyorum. 1 Nisan bahar. Önümüzde çok güzel bir bahar var. Çok ısınmadan var. Gitmek lazım. Evet, ısındıktan sonra zor olabilir gezmesi. Kültürüyle, turizmiyle, sanatıyla ve sanatçısıyla yükselen Gaziantep için biz hazırız ve kararlıyız. Çok teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, misafir ettiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı adayı AK Parti'den Fatma Şahin misafirimizdi. Çok kısa bir aramız var şimdi. Efendim devam ediyoruz. Ana habere Budrim'de de misafirimiz Uşak Belediye Başkanı, aynı zamanda Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Çakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Yolculuk nasıl geçti? Harika. Nasıl geldiniz Uşak'tan? Karayoluyla geldik. Karayoluyla. Ama yollarımız çok rahat, çok konforlu, çok rahat bir şekilde geldik. Ben Uşak'tan Denizli'ye çok zor gittim efendim. O yüzden yolu sordum yani. Ama yanlış yola girmişiz. Ondan dolayıdır. Girmişiz. Yoksa yollarımız çok konforlu. Başka bir yol varmış. Biz köylere girmişiz. Şöyle, 2009'dan beri Uşak AK Parti yönetiyor. Evet. Değil mi? 2009 seçiminden şöyle, 2009'da beri... Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. 2014'te... 2014'ten beri AK Tabii, Parti 2014'ten yönetiyor. Beri. 3 dönemdir AK Parti'de. 2 dönemdir üst üste. İnşallah 3. dönem olacak bu dönem. 2014, 2019 evet. 3 dönem olmuyor mu ya? Hayır, 2014, 2019, 2019, 2024. 2 dönem oldu. İnşallah 3. dönem olacak. Peki, herkes aday çıkarıyor. Evet doğru. Uşak'ta. Geçen seçimde doğru. De herkes, ya herkes adayları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'de, İYİ Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de. Doğru. İttifak aynı yok. Mı? İttifak yok. Uşak'ta böyle kıran kırana yarışıyorsunuz. Doğru. Nasıl bir siyasi tablo var? Seçimleri en son %39.11 ile kazanmışsınız doğru. Herhalde. Doğru. Doğru. Siyasi tablo açısından AK Parti zaten belediyeciliğinde kanıtlamış olması açısından son 5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların neticesinde inanıyoruz ki önümüzdeki seçimler bizim açımızdan daha iyi bir neticeyle bitecek. Bu anlamda da tabii ki tüm siyasi partiler iddialı. Ancak biz 5 sene içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla vatandaşlarımızın teveccühünü bu seçimde daha yüksek oranda alacağımıza inanıyoruz. Şöyle yapalım mı? 5 sene önce ne vaat etmiştiniz? Evet. Ne kadarını yapabildiniz? Evet. Onları biraz konuşalım. Şimdi ne vaat ediyorsunuz? Sonra devam edelim sonra. Önce bir 5 senelik karneyi bir konuşalım. Yani evet. Ne vaat ettiniz ve ne yaptınız efendim? Tabii geçtiğimiz 5 sene içerisinde aslına bakarsanız Mehmet Akif Bey hiçbir belediye başkanının, hiç kimsenin tahmin etmediği olaylarla da karşı karşıya kaldık. Yola çıkarken kafamızda hayal ettiğimiz bazı işleri yaşamış olduğumuz pandemi süreci nedeniyle ve geçtiğimiz sene hepimiz üzüntüye boğan 6 Şubat'taki büyük deprem felaketi nedeniyle ertelemek veya geç kalması durumuyla karşı karşıya kaldığımız da oldu açıkçası. Biz pandemi döneminde yaklaşık 2 sene boyunca bütün önceliklerimizi bir kenara bırakıp tamamıyla vatandaşlarımızın sağlığı ve özellikle süreçten etkilenen esnaflarımızı, halkımızı bu konuda maddi manevi yanlarında olmayı öncelikledik. Ve bu çalışmalarımızın sonucunu da aslında sizler de hatırlayacaksınız. Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin son dönemlerinde açıkladığı bir tablo vardı. Ve o ilk tablo açıklandığında batıda mavi renkli tek şehir Uşak olmuştu. Bu anlamda öyle miydi, tabii, bunu hatırlamıyorum. Tabii üzerinden biraz vakit geçti ama o çalışmalarımızın neticesinde böylelikle almış olduk. Hemen sonrasında yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz projeleri bir bir hayata geçirmeye başladık. Pandeminin de getirmiş olduğu evlere kapanmak biliyorsunuz insanlarımızın psikolojilerini de çok ciddi anlamda olumsuz yönde etkiledi. Biz de sosyal projelerimizi çok daha fazla ön plana çıkardığımız bir dönem oldu. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik pek çok proje hayata geçirdik. Gençlerimize yönelik olarak Genç Kuşak isimli bir proje ekibi oluşturduk ve bununla birlikte şehrimizin en gözde yerlerinde gençlerimizin ulaşabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri, etkinlikler planlayabilecekleri merkezler oluşturduk. 3 tane şu an yeni gençlik merkezimiz faaliyete geçti. Gençlerimiz burada
hem ders çalışıyorlar, hem etkinlikler gerçekleştiriyorlar, hem de gerek üniversite gerek KPSS gibi sınavlara çalışma imkanını buldular. Kadınlarımız için pek çok proje gerçekleştirdik bu süreçte. Kadın Koordinasyon Merkezimizi şehrimizin en gözde noktalarından bir tanesindeki tarihi kız meslek lisemizi restore ettik ve onların kullanımına sunduk. Çalışan kadınlarımıza, üreten kadınlarımıza destek olmak için kadın kooperatifimizi kurduk. Üreten kadınlarımıza mikro krediler vermeye başladık, destek olmaya başladık. Çeşitli onların arzu ettikleri kurslar düzenliyoruz, etkinlikler düzenliyoruz, geziler düzenliyoruz. Ve bir pandemi sonrasında zarar gören girişimci kadınlarımıza destek olmak amacıyla Modefest adlı bir etkinlik düzenledik ve şehirdeki tüm girişimci kadınlarımıza bu etkinlikte yer verdik. Onları maddi olarak da bu anlamda destekleme şansımız oldu. Tabii bu süre içerisinde yine sosyal projeler anlamında vatandaşlarımızın üzerinde ağır bir yük olan, biliyorsunuz evlenme çağına gelmiş olan gençlerimizi hükümetimiz de şu an Aile Bankası olsun farklı şekillerde destekliyor. Biz de bu çalışmalara destek olmak amacıyla Uşak'ta düğün salonları inşa etmeye başladık. Gerçekten gençlerimiz ve aileleri tarafından çok büyük teveccüh gördü. Düğün salonları? Evet, gerçekten şu an ciddi bir yük, maliyet onlar üzerinde. Ücretsiz mi düğün yapıyor? Ücretsiz denebilecek kadar düşük ücretlerle. Ben bir şeyin ücretsiz olmasındansa düşük bir ücretli olmasını tercih ediyorum. Bütün çalışmalarımızda böyle yapıyoruz. Yani bir düğün için mesela ne kadar ücret ödüyorlar? 4000 lira ücret ediyorlar. 4000 lira? Evet, yer için 4000 lira ücret ediyorlar. Bu dışarıdaki bizim Uşak'taki... Şu anki parayla 4000 lira. Şu anki parayla 4000 lira, evet. Çok ekonomik bir şekilde onlara düğün salonlarını veriyoruz ve gençlerimizin, ailelerinin en azından bu yükü evlilik hayatına başlarken üzerlerinden almış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunların sayılarını arttıracağız. Çünkü şu an sene sonuna kadar neredeyse bütün rezervasyonlar dolmuş durumda. Öyle mi? Hepsi o kadar dolu. Talep herkes var de evleniyor o zaman. Ciddi anlamda deliler bir gibi Uşak'ta evleniyorlar. Yani biz tavsiye ediyoruz açıkçası. Ben bunun aile hayatımızın korunması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda biz çalışmalar da yapıyoruz. Kadın Koordinasyon Merkezimizde evlilik okulu projemiz var. Burada yeni evlenen gençlerimiz özellikle yine belediyemizin tesislerinde bir kampı alıyoruz. 2 gün, 3 gün boyunca çeşitli gerek Diyanet'le gerekse Aile Sosyal Politikalar ve Sağlık İl Müdürlüğümüzle birlikte eğitimler veriyoruz ki sağlıklı uzun bir evlilik hayatları olsun diye. Evlilik sonrasında da böyle destekleriniz oluyor. Kesinlikle. Ben özellikle evlilikten hemen kısa sonrasında yapılacak bu tarz çalışmaların çok faydalı, sağlıklı bir evlilik için önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, ilk bir sene evliliklerde genelde zor kesinlikle dönem derler. O dönemi kaçırmamamız i̇lk gerekiyor. İlk bir seneyi atlatın sonra rahat derler. Sonra kesinlikle. 5 sene sonra 5 sene daha atlatın rahat derler. Kesinlikle. Sonra bir 10 sene sonra ya bu 10 sene de olur böyle şey. Uşak'ta önemli sorun diyebileceğimiz şey nedir? Belediyenin yapması gereken. Var. Bizim nedir mesela? Şöyle, kesinlikle altyapıyla ilgili olarak kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor yeni dönemde. Zaten önümüzdeki dönem için belirlemiş olduğumuz Mehmet Akif Bey bazı hedefler var bizim. Bunlardan birincisi altyapı ve çevreyle ilgili sorunlarımız. Altyapıyı değiştirmeniz mi gerekiyor? Yani şöyle, hem yenilememiz gereken yerler var hem de ilave yatırımlar gerekiyor. Zira artık siz de biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz, yağışlar eskisi gibi değil. Yağışlar düzenli bir yağış şeklinde yağmıyor. Mevsim normalleri gibi yağmıyor. Kısa süre içerisinde afet şeklinde şiddetli yağışlar yağıyor. Bu böyle olunca da artık yapılacak yatırımların da şekli ve miktarı da yöntemi de değişmesi gerekiyor. Biz de bu dönemdeki elde etmiş olduğumuz veriler çerçevesinde yeni dönemle ilgili olarak İller Bankası'ndan da gerekli il bankla gerekli görüşmeleri de yaparak yeni dönemde Uşağımızdaki bu afet şeklindeki yağışlarda zarar görmemesi açısından özellikle yüksek kesimlerden gelen yağışların bir noktada buluşmak yerine şehrin farklı noktalarına dağılması konusunda ciddi bir altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Bunun yanında kuraklık her geçen gün kapımızın önünde. Su sorunu var mı şu an? Var tabii ki. Öyle mi? Bizim tek bir su kaynağımız Murat Dağımız var. Hem biz Murat Dağı'nın korunması konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Burada altın aranması ile ilgili bazı faaliyetlere karşı Uşak Belediyesi olarak da defalarca davalara müdahil olduk, taraf olduk bu konuyla altın alakalı. Altın aranmasın diye. Evet, engellenmesi konusunda. Bu konuda da çalışmalarımızı bundan sonra da orada sürdüreceğiz. Peki hükümetle ters düşmüyor musunuz? Hayır, biz zaten burada olması gerekeni iddia ediyoruz. Nihayetinde ÇED raporları da
yapılan çalışmalar neticesinde bakanlık tarafından olumsuz olarak geldi, neticelendi. Böyle olduğu için biz bunların takipçisi oluyoruz sadece. Gözden bir şey kaçmaması konusunda yakın takip yapıyoruz. Çünkü bizim tek su kaynağımız Murat da bunun korunması konusunda çok da hassasiyet gösteriyoruz. Burada tek şu anki mevcut barajımız olan Küçükler Barajımıza daha fazla suyun Murat Dağı'ndan sağlıklı bir şekilde erişmesi konusunda Devlet Su İşleri ile birlikte yatırımlar gerçekleştiriyoruz şu an. İkinci bir baraj yatırımı konusunda, Gökkaya Barajı'nın yapılması konusunda yine bakanlıkla birlikte çalışmalarımız var. Katı atıklarımızla ilgili olarak, bu evsel atık sularımızla ilgili olarak mevcuttaki arıtma tesisimizin kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Yetersiz geliyor. Bu konuda da yine DSİ ile yapmış olduğumuz bir anlaşma var ve önümüzdeki süreçte inşallah ihalesi gerçekleşecek ve özellikle de Gediz Havzası'nı, Büyük Mevderes Havzası'nı Uşak'taki sanayi dolayısıyla kirlenmesinin önüne geçmek istiyoruz. Zira Uşak'ta çok ciddi bir kültür turizm potansiyeli var. Ulubey, tabii. Ulubey kanyonlarımız var. Dünyanın en büyük ikinci kanyonları. En uzun ikinci kanyonları. Dünyanın en uzun ikinci kanyonu kesinlikle Uşak'ta. Uşak'ta Ulubey kanyonları. Bu, onun yanında Cılandıras Köprümüz Uşak var Karal'da. Uşak'ın nesi meşhur efendim? Uşak'ın gastronomik anlamda Uşak tarhana çorbası meşhurdur. Tarhana çorbası meşhur. Bunun yanında Uşak halıları meşhurdur. 1500 yıllara kadar giden bir halı üretimi var Uşak'ta. Ve Uşak'ta ilk defa voleybolun oynandığı şehirdir Uşak. İlk elektriğin üretildiği. Gerçekten mi? Kesinlikle ilk şeker fabrikasının kurulduğu, ilk tekstil fabrikalarının, şayak fabrikalarının kurulduğu şehirdir Uşak. Gerçekten işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok altında olduğu bir şehirdir Uşak. Öyle mi? İşsizlik sorunu yok. Kesinlikle. Bizim iş beğenmeme problemimiz var şehrimizde. O her onun yerde böyle kesinlikle şeyler var. Onun haricinde hiçbir şekilde işsizlik bir problemi çok derece düşük olan bir şehirdir. O yüzden biz bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak şehrimizin tanıtımına da çok ciddi anlamda ağırlık vermek istiyoruz. Bununla ilgili olarak da sanayisi Uşak'ın çok güçlü. Şu an organize sanayilerimizde Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin öncülüğünü yaptığı sıfır atık projesine de esas olan tekstil atıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması, iplik üretilmesi ile ilgili Türkiye'deki üretimin %70'i gerçekleşiyor şu an Uşak'ta. Çok ciddi bir üretim. %70'i iplik üretiminin Uşak'ta mı şu an Türkiye'de? Atıklardan, atık elyaflardan tekrar kullanılabilir iplik haline Uşak'ta geliyor. %70 üretim de Uşak'ta yapılıyor şu anda. Ve bu konuda da günden güne yatırımlar artıyor. Yeni organize sanayiler kuruluyor. Biz tabii yeni dönemde inşallah Uşak'ın turizminin de artık ön plana çıkmasını istiyoruz ve bununla ilgili olarak da bu dönemde çok önemli bir adım attık Mehmet Akif Bey. Ne yaptık? Uşak'ta da Afyon benzeri, Gediz, Kütahya benzeri yeraltı kaynak sularımız var, sıcak sularımız var, termal sularımız. Ve bu sularla bugüne kadar biz sadece belediyemize ait olan kendi termal tesislerimizi de kullanıyorduk. Fakat şimdi ilk defa Uşak'ta yeraltı kaynak sularımızı özel sektörün kullanımına açtık ve şu an Uşak'ta inşallah bu sene yapımını tamamlanmasını beklediğimiz 5 yıldızlı bir termal otel ve dünya markası, isim belki söylemek doğru olmayacaktır ama dünya markası bir otel Uşak'ta kurulmuş olacak. Böylelikle de Uşak'ta termal turizm diye bir sektör ortaya çıkmış olacak. O herhalde biraz daha canlandırır. Birçok yönden. Birincisi istihdam anlamında çok ciddi yeni bir sektörde olacak. Sanayi haricinde turizm sektöründe çalışma imkanı gençlere sağlamış olacağız. İkincisi şehir ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. Buraya gelecek yerli yabancı turistler şehir ekonomisine katkı verecekler ve üçüncü olarak da Uşak'ın tanıtımına çok ciddi anlamda ne katkı sağlayacak. Ne zaman bitecek otel? Bu senenin sonuna kadar hizmete girmesini bu bekliyoruz. Bu senenin sonunda hizmete girecek. Ulaşımla ilgili bir sorun var mı Uşak'ın? Var. Şöyle tabii Uşak'ımızın tabii işsizlik oranlarının da çok düşük olup alım gücünün nispeten yüksek olması dolayısıyla Uşak'taki araç sayısı çok fazla. Türkiye ortalamasının çok daha üzerinde bir araç sayısı var Uşak'ta. Özellikle Uşaklar zengin midir? Şöyle çalışan zenginlik demeyelim Mehmet Akif Bey. Çalışan sayımızın çok olması alım gücümüzü yükseltiyor. Böyle bakmak lazım. Yani araç alabilen insan sayısı fazla. Buradaki zenginlik kavramının siz de takdir ederseniz ki çok rakamsal bir şeyden bahsetmiyoruz yani sonuçta böyle. Ama biz alım gücü itibariyle yüksek olan bir şehirden bahsediyoruz. Ya orada sosyal yardımlar üzerinden belki değerlendirmeliyiz. Kesinlikle. Yani çok sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaş var mı Uşak'ta? Hayır. Mesela? Başka şehirlerle kıyasladığımız zaman daha az olduğunu daha rahatlıkla az söyleyebilirim Uşak'ta. Peki ulaşım sorunundan geçelim. Şöyle, şehir merkezimizin de küçük olması dolayısıyla araç sayısının fazla olduğu şehrimizde yoğun bir şekilde kent merkezine doğru bir araç trafiği oluşuyor.
Bunu önlemek için de önümüzdeki dönemde bizim zaten hedeflerimiz arasında ulaşım, trafik ve toplu taşımanın optimize edilmesi, iyileştirilmesi ile ilgili planlarımızı üniversiteden hocalarımızla birlikte yaptık. Toplu taşıma sistemimizi iyileştireceğiz. Araçlarımızın daha kısa süre içerisinde şehir merkezimize ulaşması, daha konforlu araçlara dönüştürülmesi ve vatandaşlar tarafından tercih edilmesi. Bunun yanında yeni dönemde inşallah şehrimizin içerisinden geçen bir tren yolumuz var. Hızlı tren projesi İzmir-Ankara hızlı tren projesi bizim için çok önemli. 2027 yılında bitirilmesini öngörüyor. Uşağı uğruyor mu hızlı tren? Uşağı uğruyor. Ve biz vekillerimizle birlikte Ankara'da uzun bakanlığımızla uzun görüşmeler neticesinde çok güzel bir çalışma yaptık. Şehrin yaklaşık 10 kilometre dışından geçmesi öngörülen hızlı tren ve tren istasyonu şehir merkezine, aynı Avrupa'daki şehirler gibi artık Uşak'taki tren istasyonu şehir merkezine gelecek. Şehre girmeden hemen önce yer altına inecek. Yer altından yaklaşık olarak 6 kilometre boyunca şehir merkezinde yer altından geçecek. İstasyon yer altında olacak ve şehrin içerisinden geçtikten sonra tekrar yeryüzüne çıkıp İzmir istikametine veya Ankara istikametine devam edecek trenlerimiz. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Şehrimizi ikiye bölen, pek çok henzemin çok olan... Çok hareketlendirir. Kesinlikle bu tren yolunu artık biz elden geçireceğiz. Belediye olarak burayı tamamen bisiklet yolu ve yaya yoluna dönüştüreceğiz. Böylelikle şehrin bir başından bir başına geçen... Şu an geçen, mevcut tren yolunu kaldıracaksınız. Evet. Yer altına alınmış olacak hızlı tren. O şehrin ortasından mı geçiyor? Tamamen bütün şehrin aktif ortasından geçiyor. Aktif bir tren şekilde geçiyor, yani geçiyor şu an. Böylelikle hem hemzeminlerden kurtulmuş olacağız, şehri bölen hemzeminlerden kurtulmuş olacağız, hem de burayı bisiklet ve yaya yolu hale getirmiş olacağız. Hızlı trenin bir istasyonu olacak Uşak'ta, tek istasyon. Merkezdeki tek istasyon merkezde olacak. Evet, böylelikle insanlarımız da tekrar bir daha vasıtaya binmeye gerek kalmaksızın direkt şehir içerisinde trenden inip veya binme şansını elde etmiş olacaklar. Dolayısıyla Ankara-İzmir üzerinde baktığınızda Uşak'ta bir istasyon bizim için çok önemli bir proje. Kesinlikle. Aynı zamanda yine ulaşımla ilgili bir otogar problemimiz vardı. Geçtiğimiz dönemde biz bu konudaki çalışmayı aslına bakarsanız erteledik bu döneme. Bunun da nedeni çevre yolu ile ilgili çalışmamız, çevre yolunun tamam arasıyla tamamlanmamış olmasıydı. Onunla ilgili olarak da çalışma inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde tamamlanacak ve biz yeni otogarımızı da şehirler arası terminalimizi de inşa etmiş olacağız. Böylelikle inşallah Uşak'taki trafikle ilgili, ulaşımla ilgili sorunlarımızı da önemli olan da çözmüş olacağız. Uşak'ta aslında bir tane havalimanı da var değil mi? Doğru. Havalimanımız var. Özel uçuşlarda da çok yoğun yoğun bir şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda eğitim uçuşlarında kullanılıyor eğitim şu uçuşlar. An. Türk Hava Yolları da şu an Aydın Çığlık'tan sonra ikinci uçuş okulunu Uşak'ta açtı. Biz tabii ki yeniden pandemi sonrasında kapanan seferlerin yeniden açılması konusunda da taleplerimizi iletiyoruz. Burada elbette ki Türk Hava Yolları ticari bir kuruluş olduğu için yolcuların sayısına ve karlılığını muhakkak gözetiyor. Ancak biz inanıyoruz ki özellikle turizm konusunda yapmış olduğumuz yatırımla birlikte, başlatmış olduğumuz turizm hamlesiyle birlikte önümüzdeki süreçte bizim hem yurt dışındaki gelen Uşaklı gurbetçilerimizin şehre ulaşması, hem turizm amaçlı yurt dışından gelen misafirlerimizin ulaşımı açısından, hem de yoğun olan bir sanayicilerimizin İstanbul başta olmak üzere yurt dışında olan seferleriyle tekrar havaalanımız kısa süre içerisinde aktif hale gelecektir. Vaat ettiklerinizin ne kadarını yapabildiniz 5 sene önce? Şöyle, biz vaat ettiklerimizden 3 başlıkta gerçekleştiremediğimiz projemiz oldu. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim otogar projesi. Otogarı. Çevre yolunun tamamlanamaması nedeniyle doğru yer seçimini yapmamanın ileride daha büyük sorunlar yaratacağını düşünerek bu projeyi ertelemiştik. Bu dönemde inşallah onu tamamlayacağız. Bunun yanında şehrin içerisinden geçen bu hattı biz aslında tramvay olarak şehir içerisinde kullanabilir miyiz diye düşünmüştük. Bunu vatandaşlarımıza ifade etmiştik. Ancak hem İzmir-Ankara hızlı tren projesinin ertelenmesi, aksaması, gecikmesi nedeniyle hem de şu an yer altına alınacak olması nedeniyle bu proje aslında gündemden düşmüş oldu. Bunu hayata geçirme ortamı ortadan kalktı. O zaman tramvay vaadiniz şu an önümüzdeki 5 senede de yok. Hayır, değil mi? Yok. Onun yerine anladım. Biz bu yeri daha hem çevreci hem daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bisiklet ve yaya yoluna dönüştürmeye karar verdik. Bu doğrultuda çalışacağız. Bir de mahallelerimizden bir tanesine, malum pandemi sonrasında bir de biliyorsunuz dünyadaki
üretimin azalıp talebin devam etmesine nedeniyle bir yüksek enflasyon dönemine girdi bütün dünya. Bu dönemdeki yaptığımız ihalelerden bir tanesi olan bir kapalı spor salonu projemizi 3 defa ihaleye çıkmamıza rağmen talep olmadığından dolayı gerçekleştirememiştik. Bunu da yeni döneme sarf kıttık. Bunun haricindeki şükürler olsun projelerimizi hayata geçirdik ama bu dönemde özellikle bizim yapmış olduğumuz önemli projelerden bir tanesi Mehmet Akif Bey, şehir merkezinde 20 yılı aşkın süredir konuşulup da bir türlü hayata geçirilemeyen Çarşamba Pazarı Ayakkabıcılar Çarşısı ve Eski Garaj olarak adlandırılan yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alandaki artık tamamen kullanım dışı haline gelen bir ticari bölgenin Çevre Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle kentsel dönüşüme girmiş olması. Burada %99 vatandaşlarımızın muvaffakatiyle projeyi başlatıyoruz. Artık her şey yoluna girdi. Deprem riski var mı? Tabii ki deprem riski var. Bu konuyla ilgili olarak da hemen arkadaşlarımızla bir inşaat mühendisleri odası, mimarlar arası bir komisyon oluşturmuştuk ve deprem hızlı taramalarını şehrimizde de başlattık. Bundan elde edeceğimiz bilimsel veriler doğrultusunda belirlemiş olduğumuz alanlarda kentsel dönüşümle ilgili yine bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine hakeza yani bir konut üretme gibi belediyenin herhalde bir şirketi yok. Şöyle bir şirketimiz var, var mı? Bu konuyla alakalı olarak. Biz de yine doğrudan konut olmak üretmek yerine belirleyeceğimiz hazinemizin ve belediyemizin arsaları üzerinden kooperatifler aracılığıyla konut ürettirilmesinin daha sağlıklı olacağına inanıyorum ben açıkçası. Bu konuda teşvik edici ve yardımcı olacağız. Konut sıkıntınız var mı? Kiralar nasıl mesela veya... Tabii ki büyük şehirlere kıyasladığımız zaman büyük şehirle kıyasladığımız zaman kiralarımız daha düşük ama tabii ki geçtiğimiz yıllara kıyasla ciddi bir kira artışları Uşak'ta da oldu. Tabii Uşak'ta Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi son 10-15 sene içerisinde ciddi bir konut üretimi de oldu. Bir taraftan da özellikle yeni konutların üretilmesiyle birlikte buralarda tabii son dönemlerdeki konut satışlarının düşmesiyle birlikte bir yavaşlama söz konusu. Ama bizim sorunumuz aslına bakarsanız eski yerleşim yerlerinin olduğu konutların dönüştürülmesi. Deprem riskinden daha öte fiziksel olarak artık buraların dönüşmesi ihtiyacı, hizmetlerin daha rahat ulaşabilmesi, yolları genişlemesi. Var mı öyle bir hedefiniz peki yıkacağız yapacağız? Hayır bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz daha çok buradaki vatandaşlarımızı yerinde dönüşümü kendilerini teşvik etmek veya biraz önce söylediğim gibi kooperatifler aracılığıyla vatandaşlarımızın kendilerinin konutlarını inşa edebilmelerinin önünü açmayı arz ediyoruz. Bunu tercih ediyoruz. Vatandaşın böyle bir beklentisi var mı ya da onlar da... Aslına bakarsanız şu, bizim burada sosyal tarafını işin hiçbir zaman ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Ondan dolayı da vatandaşlarımızdan bir talep gelmediği sürece de açıkçası bizim biraz önce söylediğim gibi deprem tarama çalışmalarımızda risk faktörü oluşmadıktan sonra bu konuda vatandaşlarımızı zorlamak gibi bir niyetimiz yok. Ona baktınız mı? Risk faktörü var mı? Baktık. Riskli binalar? Belirlediğimiz noktalar var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Onları yıkacak mısınız? Onlarla ilgili dönüşüm önereceğiz. Dönüşüm önereceğiz. Evet. Yerinde dönüşüm. Bizim tercihimiz her zaman o. Ne kadardır yaklaşık? Kaç konuttur efendim bu? Şu an için belirlediğimiz rakam çok fazla değil açıkçası. Çalışmalar devam ediyor. Geniş bir alandan yaklaşık şehrimiz merkezimizde 60 bin konuttan bahsediyoruz yani şu an için. Bunun içerisinde henüz daha bizim deprem riski olabileceğini öngördüğümüz veya yumuşak kaygan zeminler olarak öngördüğümüz oldukça sınırlı bir bölge var. Bunları inşallah önümüzdeki süreçte ilgili bakanlığımız başta olmak üzere İnşaat Mühendisliği Odası ile birlikte çalışmalarımızı, raporumuzu üniversiteyle tamamladıktan sonra belirleyeceğiz. Bu dönem vaat ettiğiniz ne var başka? Bu dönem vaat etmiş olduğumuz özellikle turizm alanındaki şehrimizin tanıtımı konusunda daha fazla hem yatırımcı çekmek noktasında hem de gerekli altyapıyı yapmak var. Onun haricinde sosyal belediyecilik anlamında bu dönemde özellikle gençler ve kadınlarımız için yapmış olduğumuz çalışmaları engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza yöneltmek, aynı zamanda bağımlılıkla mücadele ile ilgili çalışmalara daha fazla eğilmek istiyoruz. Daha fazla sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz bu konuda. Bunun yanında aynı zamanda mesleki eğitim ve girişimciliğin desteklenmesi bizim önemli konu başlığımız olacak bu dönemde. Zira her ne kadar hükümetimiz şu an çıraklık eğitiminin desteklenmesi gibi mesleki eğitime ciddi önem verse de yerel yönetimler olarak da bunu desteklememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda hem
maddi destekler hem de eğitim anlamında Milli Eğitim Bakanlığımızla da müdürlüklerimizle işbirliği yaparak belediye olarak daha fazla katkı vereceğiz, proje üreteceğiz. Girişimcilerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Özellikle kadın girişimcilerimizi, engellilerimizin istihdama katılması konusunda çalışmalar yapacağız. Bir de Mehmet Akif Bey, özellikle uşaklılık kültürünü, yani şehrinize sahip çıkmak, mahallenize sahip çıkmak konusunda daha fazla çalışma yapmak istiyoruz. Sivil toplum şehircilik, şehir dışındaki uşaklılarla mı? Hayır, şehrimizdeki ki uşaklarla, hemşerilerimizle. Uşaklı var mı Uşak'tan başka, yani Uşak göç var. Veren bir şehir mi? Hayır, Uşak çok az göç veren bir şehirdir. Şu an İstanbul'da bütün şehirler arasında biz 76. sıradayız nüfus yoğunluğu açısından. O kadar hiç azızdır. Uşaklı yok derdi. Biz yani çok fazla göç vermeyiz çünkü biraz önce söylediğim gibi sanayimiz kuvvetli olduğu için. O zaman Türk havaları uçmuyordur ama. Yani şöyle, memleketten ziyade iş dolayısıyla bizimkiler daha çok gelmeyi tercih ediyorlar. Ama şehir kültürünü, şehrinize sahip çıkma kültürünü muhakkak şehirde yaygınlaşmamız lazım. Çünkü bu kamu kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması açısından da son derece önemli. Çünkü mesele sadece evinizin içine sahip çıkmak değil, sokağınızdan da, parkınızdan da, şehrinizden de herkesin bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz biz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla pek çok proje hayata geçireceğiz yeni dönemde inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağolunuz, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz, sağ olasınız. Seçim döneminde Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın konuğumuzdu Ana Haber'de. Ben noktalıyorum, Ana Haber devam ediyor Esra Toptaş'la birlikte. Saat 20'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay konuğumuz olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nden. 20'de görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Efendim iyi akşamlar. Ben Esra Toptaş. Habertürk'e hoş geldiniz ve ana habere devam ediyoruz şimdi. Ama önce gündeme, önce başlıklarımıza, manşetlerimize bir bakalım hızlıca. 3 başlığımız olacak bugün de her zamanki gibi. Baba Cihan Timur ifadesinde ne dedi? Efendim tabii Türkiye'yi sarsan, infial yaratan o kaza ve tabii ki kazanın sonrasında yaşananlarla ilgili önemli gelişmeler var. Az sonra ana haberde aktaracağım. Hemen ikinci başlığımıza geçelim. Para sayma soruşturması genişliyor. CHP ile ilgili o görüntüler biliyorsunuz son birkaç gündür çok gündemin ana maddesi olmuş durumda. Siyasetin ana maddesi olmuş durumda. Buradaki son gelişmeleri de yine az sonra aktaracağım ve hemen üçüncü başlığımıza geçelim. Efendim en geniş COVID araştırması sonuçlarını yine ana haberde az sonra ekrana getireceğiz diyelim. Hadi başlayalım hemen, hiç vakit kaybetmeyelim. Efendim biraz önce de söyledim, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu o kaza ve aslında kazanın sonrasında gelişen olayla ilgili. Bu kez 17 yaşındaki sürücünün babası adliyede ifade verdi. Baba Bülent Cihan Timur için ek adli kontrol verildi. Cihan Timur ifadesinde eski eşinin oğlunu yurt dışına kaçırma planından haberi olmadığını savundu. Peki başka neler söyledi? Ceylan Sever'in haberinden izleyelim şimdi. Bülent Bey, bir şey söyleyecek misiniz yaşananlarla ilgili? Gelecek mi eylemanın yaşında? 17 yaşındaki oğlu otomobille çarptığı gencin ölümüne yol açtı. Eski eşi oğlunu 3 saat içerisinde yurt dışına kaçırdı. Peki olayda baba Bülent Cihan Timur'un rolü neydi? Savcılıkta verdiği ifadede olay gecesi yaşananları anlattı. Bülent Bey, tekrar adli kontrolünüz artırıldı, ne söyleyeceksiniz? İstanbul Kemerburgaz'da 17 yaşındaki TC, 1 Mart'ta ailesinin lüks otomobiliyle emniyet şeridinde arızalı ATV aracıyla ilgilenen Oğuz Murat Acı'ya çarptı. Bir çocuk babası gencin ölümüne neden olan TC'yi annesi yazar Eylem Tok 3 saat içerisinde Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırdı. Anne oğlunun Türkiye'ye iadesi için çalışmalar sürerken baba Bülent Cihan Timur kazadan 2 hafta sonra ilk kez şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Cihan Timur ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Saat 0:30 sıralarında Eylem beni aradı. Hemen gel, Timur kaza yapmış dedi. Eve gittiğimde şoför Adem dışarıda bekliyordu. Ayşe Ceren de avludaydı. Eve girdiğimde oğlumu şok halinde buldum. Eylem ise panik halindeydi. Birileriyle konuşuyordu. Çocuğu ver bir hastaneye götüreyim. Belki kafasını çarpmıştır. Ona göre bakalım dedim. Kabul etti. T ile aracıma bindik. Kendisine ait kliniğe geçmek üzere yola çıktıklarını anlatan Cihan Timur, elektrikli aracın şarjı bittiği için oğlunu arkadan gelen asistanı Ayşe Ceren Saltoğlu'nun kullandığı aracı aktardığını söyledi. Cihan Timur, eski eşinin yurt dışına kaçma planından haberi olmadığını,
Aracına konulan bavulu sonradan gördüğünü savundu. Adem kliniğe bakmaya gitti. Ben de bitişikteki evime çıktım. İkimiz de eylemleri bulamadık. Aradığımda eylem telefonunu açmadı. Ayşe'ye ulaştığımda hocam onlar yurt dışına gitti dedi. Eylem Tok'a Mısır'dayken ulaştığını ve onu dönmesi için ikna ettiğini söyleyen Cihan Timur, ABD'ye giden oğluyla eski eşine ulaşamadığını iddia etti. Oğlunun dönmek istediğini savundu. Bülent Bey, tekrar adli kontrolcü artırıldı. Ne söyleyeceksiniz? Ünlü estetik doktoru Bülent Cihan Timur hakkında suçluyu kayırma suçlaması var. Savcılığın talebiyle Cihan Timur'a daha önceki yurt dışı çıkış yasağına ek olarak haftada bir gün karakolda imza atma yükümlülüğü de getirildi. Bülent Bey, tekrar adli kontrolcü artırıldı. Ne söyleyeceksiniz? Türkiye günlerdir Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan ve annesiyle yurt dışına kaçan 17 yaşındaki sürücüyü konuşuyor. Tabii annesiyle birlikte önce Mısır'a gitmişlerdi, arkasından da ABD'ye gittiler. Hatta dün de ABD'de çok gayet de neşeli, keyifleri yerinde fotoğraflarında görmüştük, hatırlayacaksınız. İşte bu olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı şimdi. Kazaya karışanların olaydan hemen sonra çektiği görüntü ortaya çıktı. İşte o görüntü. Vallahi 17 yaşındaki sürücü ATV araçlara çarptı. Bir kişinin ölümüne yol açtı. Kazaya karışanların kazadan hemen sonra video çektiği ortaya çıktı. Vallahi 17 yaşındaki TC ailesinin lüks aracının direksiyonuna geçti. Neden olduğu olay bir ailenin hayatını kararttı. Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. Geriye babasını hiç tanıyamayacak olan 1 yaşında bir çocuk ve gözyaşlı bir eş kaldı. Kazaya karışanların olayın hemen ardından video çektikleri ortaya çıktı. Üstelik içlerinden biri bunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 7 saniyelik görüntü izleyenlerde büyük tepkiye neden oldu. TC, yazar annesi Eylem Tok'la olaydan sadece 3 saat sonra uçakla önce Mısır'a kaçtı. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne. Haklarında iade talepnamesi hazırlanan anne ile oğlun New York'ta taksiye binerken fotoğrafları çekildi. Şimdi herkes anne ile oğlunun Türkiye'ye ne zaman döneceğini merak ediyor. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili, bu Kemerburgaz'daki kaza geride gözü yaşlı bir aile bıraktı. Acı ailesi 10 gün içinde ikinci kez benzer bir olayla yıkıldı. Efendim, Silivri'de arıza nedeniyle emniyet şeridine çektikleri otomobili kontrol eden 26 yaşındaki Anıl Acı, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Anıl Acı, Kemerburgaz'da 17 yaşındaki sürücünün yol açtığı bu kazada ölen Oğuz Murat Acı'nın kuzeniydi. Habertürk muhabiri Alihan Tok, Anıl Acı'nın ailesiyle konuştu. Rabbim ne güzel şey yapıyor, tamamlıyor. Evlilik yolunda ilk adımı böyle atmışlardı. Nikah günü almaya hazırlanan genç çifti kaza ayırdı. Kazadaki acı tesadüfse yürekleri dağladı. Yaşama veda eden genç, 10 gün önce kuzeni Oğuz Murat Acı'yı Türkiye'nin konuştuğu kazada kaybetmişti. 10 gün içinde diğer tarafta da bizim yavrumuz, diğer tarafta da bizim acımız. O acıyı daha yaşamadan ikinci bir acı. Ne diyeyim buna ben, kader mi diyeyim? Trafikte ölüyor. Kaza 11 Mart'ta İstanbul Silivri'de meydana geldi. 26 yaşındaki Anıl Acı nişanlısıyla sabah nikah için gün almaya gitti. Ama sorun çıkınca alamadı. 2 ayımız vardı, nikah tarihini almaya gittik. Olmadı, işimiz rast gitmedi ama nikah tarihini almaya gitmemişiz yani. İkimizin de ölüm gününü almışız. O erken davrandı benden ama sıra bende. Anıl Acı, öğleden sonra babası Soner Acı ile yola çıktı. Otomobil arızalanınca sürücü Soner Acı aracı emniyet şeridine çekti. Baba oğul aracı kontrol etmek için aşağı indi. Silivri'den Selimpaşa önüne doğru seyrederken arabada ufak bir arıza hissettim. Koku gelmeye başladı. Dedik ki işte sağa çekelim bakalım nedir ne değil diye. Durduk, durmamızla aynı olay yaşadık. Sait İçen İdaresi'ndeki kamyonet Anıl Acı'ya çarparak ölümüne yol açtı.
Anıl'ın ölümü aileye 10 gün içinde ikinci acıyı yaşattı. Kemerburgaz'da 17 yaşındaki TC'nin çarptığı Oğuz Murat Acı, Anıl Acı'nın kuzeniydi. Oğuz Murat Acı de arızalanan ATV aracına yol kenarında müdahale etmek isterken kaza kurbanı olmuştu. Kader yani. Onlara da çok üzüldük. Gittiler, ziyarette bulundular. Babam bana, ben onun annesine babasına bakamadım suratına kızım dedi. Biz ne bilelim aynı şeyi yaşayacağımızı. Anıl Acı'ya çarpan kamyonetin şoförü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İfadesine baktım. Diyor ki bir rüzgar beni savurdu. Emniyet şeridinde arabayı son anda gördüm. Görmemesi mümkün değil. Kırmızı renkte bir arabayı görmeyebilir mi? Arabaya çarptıktan sonra kamyonun durduğu yer 101 metre ileride. Ben evladımın acısını yaşamadan adam dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Benim tek isteğim cezası, cezasız kalmasın. Ve şimdi de siyasetin gündemine, yaklaşan yerel seçimin gündemine bir dönelim efendim. Bugün itibariyle 15 gün var. Sadece 2 hafta var Türkiye'nin sandık başına gitmesine ve yerel seçimlere bu sayılı günler kala miting maratonu da devam ediyor tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da konuştu bugün. Muhalefeti Titan zinciri benzetmesi yaparak eleştirdi. İşin içine deste deste paraların girmesiyle bu oyun daha da kirlendi dedi. Kurdukları işte bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. CHP'lilere yönelik başlatılan para sayma soruşturmasına ilk kez değindi. CHP dediğiniz CHP değildir dedi. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van mitinginde konuştu. DEM Parti hedef aldı. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri İradenize ipotek koyarak meclise taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van'ı da bu oyuna alet ettiler. DEM dediğiniz partide kimin iradesi, kimin elinde belli değil. Erdoğan Van'da il ve ilçe adayları için oy istedi. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlı'nın iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere, peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları maşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? CHP Genel Başkanı Özgür Özel de seçim çalışmaları kapsamında bugün Eskişehir ve Isparta'da konuştu. Soruşturma başlatılan o para sayma görüntüleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Çekinecek hiçbir şeyimiz yok dedi. Efendim her tarafı kapatmışlar. Bir kişi para sayıyor. Görür görmez dedim ki tamamını bulun, tamamını. Bulundu. Görüntüler 2019'dan. Ne yapıyoruz? İstanbul İl Binası'nı satın alıyoruz. Soruşturma başlatılan para sayma görüntüsüne ilişkin ilk kez konuştu. Paranın geldiği yer belli dedi. Hiçbir çekinecek şeyimiz yok. Paranın geldiği yer belli. Verildiği yer belli. Alınan bina belli. Daha bugün diyor ki bu ittifak diyor birkaç ay önce diyor balya balya paralar topluyor diyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan. 2019'daki görüntüden bugüne böyle bir yalana sığınıyorsan
Vay senin haline! CHP Genel Başkanı Özgür Özel Isparta'daki halk buluşmasında ittifak vurgusu yaptı. Bir tarafta Cumhur İttifakı dururken karşısında çok daha büyük bir ittifak var. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı var. Bizler varız, sizler varsınız. Özgür Özel Isparta'dan önce Eskişehir'deydi. 100. Yıl Camii'nin açılış töreninde Filistin'de yaşananlara dikkat çekti. Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin'de zulüm sürüyor. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim çalışmaları kapsamında Bursa'daydı bugün. Esnafı ziyaret eden Akşener partisinin belediye başkan adayları için oy istedi. Tek tek dükkanları gezdi, esnaftan o istedi. Şimdi malum seçim ve bütün siyasi partiler gibi biz de o istemek üzere adaylarımıza geziyoruz. Ben onların adına da o istiyorum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa'daydı. Orhan Gazi ilçesinde halka hitap etti. Biz 2023'ü nasıl geçirdik? Sen şucusun, ben bucuyum. Sen şucusun, sen bucuyum. Şimdi biz İYİ Parti olarak hür ve müstakil olarak seçime gidiyoruz. Boynumuz karşınızda kıldan ince. Oy verirseniz amenna, vermezseniz de amenna. Amacımız sizin kalplerinize, fikirlerinize uygun hale gelmektir. Oraya hitap edebilmektir. Malum. Ardından partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Orhan Gazi İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Kaya ile birlikte esnafı ziyaret etti. Destek istedi. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Sefa ettiniz. Sağ olun, hoş bulduk. İşler nasıl? Sağ ol, çok iyi, çok iyi. İyi. İdare ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Orhan Gazi'nin en güzel başkanı seçmişsiniz. Teşekkür ederim. Çok iyi bir aday. Çok iyi bir insan. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi de bir yandan 31 Mart seçimleri için saha çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan da 14. Olağan Büyük Kurultayına hazırlanıyor. Kurultay da 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi kurultaya gidiyor. Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçilecek. Milliyetçi Hareket Partisi bir yanda seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kurultay heyecanı yaşıyor. 14. olan büyük kurultay içinse çalışmalar tamamlandı. Kurultay 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Saat 10'da başlayacak kurultayda 81 ilin teşkilatları yer alacak. Salonda ülke için var olduk, bir ülkeye yar olduk, ülkeye sevda, ülkeye yemin, ülkümüz ömür boyu candan öte sloganları yer alacak. Kurultayda genel başkanla 75 üyeden oluşan merkez yönetim kuruluyla 9 üyeden oluşan merkez disiplin kurulu seçilecek. Bahçeli'nin blok listeyle belirleyeceği merkez yönetim kurulu üyeleri içinden yine Bahçeli'nin belirleyeceği 15 kişi başkanlık divanını oluşturacak. Ayrıca 25 yedek merkez yönetim kurulu ve 5 yedek merkez disiplin kurulu üyesi de seçilecek. Bahçeli ise tek genel başkan adayı olarak delegenin karşısına çıkacak. Efendim terörle mücadelede çok önemli adımlar dikkat çekiyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bağdat'taki güvenlik zirvesinin ardından Hakkari sınır hattına geçti. Operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Irak'ta güvenlik toplantısı ardından Hakkari'de sınır ziyareti. Gözler İran kuzeyine çevrildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de temaslarını hızlandırdı. Bağdat'taki güvenlik zirvesinin ardından Bakan Güler Hakkari sınır hattına geçti. 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Komutanlarla bir araya gelen Güler, İran kuzeyinde devam eden operasyonlardaki son durumu ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Irak'taki güvenlik zirvesinde alınan kararlar da yakın zamanda hayata geçirilecek. Düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla mutabakat zaptı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak. Bakan düzeyinde ortak daimi komiteler kurulacak. Bu komiteler güvenlik, ticaret, ulaştırma gibi konularda somut adımlar atacak. Aralık ayında Ankara'daki güvenlik zirvesinde PKK ilk defa ortak tehdit olarak tanımlanmıştı. Bağdat'ta yapılan zirvede ise Irak tarafı PKK'yı ilk kez yasaklı örgüt olarak kabul etti.
Ortak bildiride PKK'ya karşı ortak mücadeleden de ilk kez bahsedildi. PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı Irak makamlarınca kabul edildi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ev sahipliğindeki zirvede Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı'nın da yer alması dikkat çekiciydi. Ayrıca 7 maddelik ortak bildiride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan ayında yapmayı planladığı Irak ziyaretinin de yer almasını Irak tarafının istediği öğrenildi. Ve şimdi de Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni dönem diyelim, yeni gelişmelere bakalım efendim. Türkiye ile ABD arasında başlayan bu yeni dönem iki ülke arasındaki savunma sanayine de yansıdı. ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik savunma sanayindeki örtülü ambargolarına ilişkin Washington'dan olumlu sinyaller gelmeye başladı. Önce Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 adımı geldi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ileriye dönük pozitif bir gündem oluşturulma sürecinin ardından yeni bir döneme geçildi. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretiyle ivme kazandı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizma toplantısında savunma ticaret diyaloğunun yeniden başlatılması kararlaştırıldı. 6 yıl sonra yeniden başlayacak toplantılara sadece hükümet yetkilileri değil, ilgili özel şirket temsilcileri de katılabilecek. Toplantılarda savunma sanayi ticaretinde iş fırsatları görüşülecek. Fidan'ın yoğun Washington temaslarındaki en önemli gündem maddelerinden biri savunma sanayindeki kısıtlamalar oldu. Edinilen bilgiye göre uzun süredir devam eden örtülü ambargo olarak bilinen bu kısıtlamalar konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden olumlu sinyaller geldi. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Amerika Birleşik Devletleri tarafı pozitif mesaj verdi. Türk özel savunma sanayi şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak istediği bazı ürünler için Kongre'den onay çıkmıyordu. Son kullanıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan ürünler örtülü ambargolarla karşılaşıyordu. Rusya'dan S-400 alınmasının ardından Amerikan Kongresi'ndeki bazı üyelerin gizli ambargosu nedeniyle Türkiye'ye yeni silah sistemlerinin satışı durdurulmuştu. Uçakların bakımlarına ilişkin anlaşmaların işlemleri de yavaş işletiliyordu. Örtülü ambargoların yanı sıra S-400 alımından sonra Türkiye KATSA listesine alınmıştı. Savunma sanayindeki kısıtlamalardan farklı bir süreç olan KATSA yaptırımları konusunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrında bir değişiklik olmadığı öğrenildi. Efendim, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türk savunma sanayindeki gelişmelerden övgüyle bahsetti Stoltenberg. Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir ittifakın içindeyiz dedi. Especially in the fight against ISIS. Türkiye 72 yıldır NATO'nun çok önemli ve değerli bir müttefikidir. Ortak güvenliğimize ve savunmamıza pek çok farklı şekilde katkıda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Türk savunma sanayisindeki atılımlardan övgüyle bahsetti. Türkiye'nin ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu söyledi. Türk savunma sanayisinin savaş uçakları dahil yeni üst düzey gelişmiş kabiliyetlere yatırım yapma çabalarını ve Bayraktar insansız hava araçlarını üretmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ukraynalılar için kendi ülkelerini savunmada önemli rol oynadılar. Stoltenberg, NATO müttefikleri arasında savunma ticaretinde herhangi bir kısıtlama olmaması gerektiğini söyledi. Protect and defend each other and birbirimizi koruyacağımıza, savunacağımıza ve eninde sonunda birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir ittifakın içindeyiz. Elbette birbirimiz arasında savunma teçhizatı ticareti de yapabilmeliyiz. NATO'daki 10 yıllık genel sekreterlik görevi 1 Ekim'de sona erecek olan Stoltenberg, bu süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geliştirdiği dostluk ve işbirliğini de değerli bulduğunu söyledi. He is a committed NATO ally and I appreciate. Kendisi kararlı bir NATO müttefiki. Birlikte çalışmaktan memnunum. Kendisiyle terörle mücadele, ortak savunmamızın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek dahil pek çok farklı alanda çalışma imkanı buldum.
Ve şimdi de Rusya-Ukrayna savaşına, o cepheye bir dönelim efendim. Rusya-Ukrayna'nın Odessa bölgesine füze saldırısı düzenledi. 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda en az 46 yaralı var. Odessa bölgesi askeri idare başkanı Kipper sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırı sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 46 kişinin de yaralandığını aktardı. Hayatını kaybedenler arasında bölge sakinleri, bir sağlık görevlisi ve bir arama kurtarma ekip üyesinin olduğu ifade edildi. Saldırıda hayatını kaybedenler için Odessa'da ulusal yas ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak da saldırıyı Odessa'daki Rus terörü, Ukraynalı sivillerle savaşan düşmanın zayıflığının bir işaretidir sözleriyle değerlendirdi. Efendim, Fransa Cumhurbaşkanı Macron rakip olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanması halinde Avrupa'nın güvenilirliğinin sıfıra ineceğini söyledi. Rusya'nın kazanmaması için her türlü imkanı kullanmaya hazırız dedi. Kremlin'den de Macron'a tepki gecikmedi. On disait jamais nous n'enverrons de missile. Rusya'nın kazanmaması için her türlü imkanı kullanmaya hazırız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransız medyasına konuştu. Rusya'yı hasım olarak niteleyen Macron, tek hedefimiz var. Rusya savaşı kazanamaz ve kazanmamalı dedi. Avrupa barış istiyorsa savaşa hazır olmalı mesajını verdi. Rusya kazanırsa Fransızların hayatı değişecek. Avrupa'da artık güvenliğimiz olmayacak. Sınırlarına ve taahhütlerine saygı duymayan Başkan Putin'in burada duracağını kim düşünebilir? Rusya'nın savaşı kazanması halinde Avrupa'nın güvenilirliğinin sıfıra ineceğini söyleyen Macron, bu ülkeye karşı savaşmadıklarını belirtti. Asla ilk girişimi kendilerinin yapmayacağını söyleyerek, Ukrayna'ya askeri birlik gönderme konusunun şu anda gündemde olmadığını belirtti. Ancak tüm seçenekler mümkün. Bunun tek sorumlusu Moskova rejimi olur dedi. Macron'un açıklamalarına Rusya'dan tepki gecikmedi. Kremlin, Fransa'nın zaten savaşa dahil olduğunu belirterek daha derin bir müdahaleye hazır olduğunun sinyalini verdiğini söyledi. Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narishkin ise Macron'un açıklamalarını çılgın ve paranoyak hayaller şeklinde değerlendirdi. Macron'un geçtiğimiz ay Ukrayna'ya birlik göndermenin göz ardı edilemeyeceği sözleri hem Rusya'nın hem müttefiklerinin tepkisini çekmişti. Efendim, Ramazan'ın ilk cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılındı. İsrail'in çıkardığı tüm zorluklara rağmen yaklaşık 80 bin Filistinli Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Ardından İsrail'in Gazze şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Aleykum ve rahmetullah. İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 80 bin Filistinli Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler Ramazan ayının ilk cuma namazını burada eda etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 80 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Ardından İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı eski şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapattı. Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen çok sayıda Filistinli bariyerlerden geri çevrildi. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediği ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdığı belirtildi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da Kudüs'te 3000 İsrail polisinin konuşlandırıldığını aktardı. Elhamdülillahillezî ihtâre şahre Ramazânel mübârek.
İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişlerine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise Kudüs veya başka bir yere seyahat etme özgürlüğü bulunmuyor. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Efendim şimdi yeniden seçimin gündemine dönelim. İstanbul'daki yarışa bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti bugün. Kurum esnafı dinledi, sorunlarını dinledi. Yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi. Kapalı Çarşı'nın otopark sorununu göreve gelir gelmez İlk yapacağımız işlerden bir tanesi. Buraya turistlerimiz huzurla gelecek. Esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi. Hayırlı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hayırlı olsun şimdi. Amin inşallah. Hep beraber. Hep beraber. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti, projelerini anlattı. Ta Eminönü Meydanı'ndan başlayıp Beyazıt'a, oradan Saracani'ye, oradan Fatih Camii'ne böyle güzel bir kültür aksı ama gezerken burada sağlarda kitabını okuyacak, öbür tarafta camisini gidecek, huzur bulacak, öbür tarafta Kapalı Çarşı'nda gezecek. Kurum, esnafın otopark talebini yerine getireceklerini söyledi. Kapalı Çarşı'nın otoparkını göreve gelir gelmez hemen çözeceğiz. Turistlerimiz buraya geldi gelecek, daha fazla gelecek, esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin. Murat Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Kağıthane'deydi. Halkla buluştu. Siyaset yapmıyoruz, halkımıza hizmet ediyoruz dedi. Biz biriz, birlikteyiz demekten gücümüzü alıyoruz. Kimseyi ayrımcılık yaparak tariflemiyoruz. Herkesi bizim asil vatandaşımız olarak görüyoruz. Biz İstanbul İttifakı'yız dedi. Hizmetlerin süreceğini söyledi. Kimseye partisini, etnik kökenini, yaşamını veya tercihlerini sormadan hizmet ettik. Rantçılar gitti, halkçılar geldi, halkçılar. Siyaset yapmıyoruz, halkımıza hizmet ediyoruz, hizmet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kağıthane'de halk buluşmasında konuştu. Hem kendisi hem de Kağıthane adayı için o istedi. Yönetim kalitesi kimde? Bizde. Onlar da yok kalmadı. Arkadaşlarıyla gece gündüz düşünen akıl da halkçı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları ekibi kardeşim. İmamoğlu enerjimizi halkın sevgisinden alıyoruz dedi. Ekrem İmamoğlu'nun enerjisinin kaynağı güzel annelerimizle konuşurken, onlarınla yürek yüreğe dertleşirken bu anlayışı herkes öğrenecek. Efendim ana habere başlarken söylemiştim. Ana haberdeki en önemli manşetlerimizden biri de Covid aşısı ile ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları olacak demiştim. İşte o haberi vereceğim şimdi. Koronavirüs aşıları kalp krizlerini artırdı mı, beyinde pıhtı atmasına neden oldu mu? Tabii bunu yıllardır tartışılan bir mesele. Sadece bizde değil, bütün dünyada aslında. İşte bu sorulara salgının ardından 4 yıl sonra gelen önemli bir araştırmada yanıt arandı efendim. Aşılardan sonra en sık duyduğumuz bu iddiayı çürüten işte bu araştırmaya göre aşılanan kişilerde sadece kalp krizi değil, kanda pıhtılaşma risklerinin de çok az olduğu tespit edildi. Türkiye'deki uzmanların da uzun süredir bekledikleri araştırmanın detaylarına şimdi hep birlikte bakalım. Ortaya çıkan bilimsel sonuca itibar etmek gerekir. Birçok insanın sorduğu soru ne? Ben Covid olmadım ama 4-5 tane aşı oldum. Acaba bana bir zarar gelecek mi? Aşı oldum. Çok yüksek risk altında mıyım aşı yüzünden? Diyen insanlar için de aslında bir rahatlama vesilesi oldu diyebilirim. O araştırma Covid salgınından tam 4 yıl sonra geldi. Çalışmada COVID-19 aşılarının kalp krizleriyle beyinde pıhtı atmaya neden olduğu şüphelerinin peşine düşüldü. Birleşik Krallık, İspanya ve Estonya'daki hastaların verileri incelendi. Bilimsel olarak çok geçerli bir çalışma. COVID aşısının erken dönemde COVID'den
birçoğumuzu koruduğunu ve ölümcül sonuçlarını engellediğini kabul ediyorum. Bu çalışmada 20 milyonu aşkın insan sağlık sisteminin güçlü ve güvenilir olduğu ülkelerde yaklaşık 10 milyonu aşılanan insan, 10 milyonu da aşılanmayan insan takip ediliyor. Bu insanlar daha önce aşı olmamış ve COVID geçirmemiş insanlar. 20 milyon kişinin sağlık verileri bir yıl boyunca takip edildi. Kalp krizi ve inme risklerine bakıldı. Kalp krizini, inmeyi arttırıyor mu diye bakıldığında tam tersine ilk 30 günde ciddi anlamda düşürdüğü, sonraki süreçte de işte 30 gün, 3 ay, 6 ay ve 1 senelik süreçler karşılaştırılıyor. Sadece kalp krizi riski değil, dediğim gibi vücudun farklı yerlerinde gelişen, beyinde, bacakta, akciğer embolisinde de katın bu olaya. Daha az aşı olmayanlara göre ciddi anlamda azalma var. Hem toplar damarlarda hem atar damarlardaki trombotik dediğimiz, yani pıhtılaşmaya bağlı ve buna bağlı gelişen pıhtıya bağlı olaylar çok daha az görülüyor. Kalp krizini, inmeyi arttırıyor mu diye bakıldığında bu riskleri ciddi anlamda düşürdüğü gösterilmiş. Peki salgın sonrasında yapılan en kapsamlı bu araştırma aşıların kalp krizlerini artırdığı iddiasını bitirir mi? Hiçbir zaman bitmez. Çünkü komplo teorisyenleri her zaman, aşı karşıtları her zaman konuşmaya devam eder bu konularda. Ama biz bilimle konuşuyoruz, elimizde datayla konuşuyoruz. Efendim, gençleşmek mümkün mü? Çok uzun yıllardır, yüzyıllardır belki insanlığın peşinden koştuğu bir soru bu. Floridalı bir bilim insanına göre bu sorunun yanıtı evet. Su altında 100 gün geçiren ABD'li Profesör Dituri geçirdiği süre boyunca 20 yıl gençleştiğini iddia ediyor. 100 gün boyunca su altında kaldı. 20 yıl gençleştiğini iddia etti. ABD'li Profesör Joseph Dituri, Deniz Kaynakları Geliştirme Vakfı'nın organize ettiği sualtı görevine katıldı. Florida'da 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibindeki bir çeşit sualtı otelinde yaşadı. Yüksek basınçlı ortamda 100 gün geçirerek su altında en uzun süre yaşama rekorunu kırdı. Su altında bulunduğu süre boyunca ve çıktıktan sonra bir dizi fiziksel ve psikolojik sağlık taramasından geçirilen Dituri, bu yolculuğunun vücudunun yaşını hücresel düzeyde tersine çevirdiğini söyledi. Yaptığı kan testlerinin sonucunda tüm iltihap belirteçlerinde %50 azalma olduğunu söyleyen Dituri, kanında sahip olması gerekenden 17 kat daha fazla kök hücre olduğunu belirtti. Vücudumda ağrı ve iltihaplanmada azalma ve toksinlerin engellenmesi söz konusu ifadelerini kullandı. Şu anda 56 yaşında olduğunu söyleyen doktor, sudan çıktığında biyolojik yaşının 36 olduğunu iddia etti. Dituri, yaş değişiminin yüksek basınçlı bir ortamda yaşamaktan kaynaklandığını söylüyor. Yeah, it's pretty good. Basınçlı havayla doldurulan odalar 1662'den beri sağlık alanında kullanılıyor. Çok kısa bir reklama gidelim şimdi. Efendim, ana haberin sonuna geldik. Ben kapatıyorum. Az sonra Mehmet Akif Ersoy seçime doğruyla karşınızda olacak. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.